Evet herkese tekrar merhaba ee, bir süredir kendi bireysel videolarımı ara vermiştim ama tekrar e, sizlere video yapma fırsatı bulabildim bugün Öncelikle bu e, geçmiş süre içerisindeki e, videolarda e, tam anlamıyla açıklığa kavuşmamış yanlış anlaşılmış yerler olabilir onlarla ilgili sizi bilgilendireceğim. Mesela astral seyahatlerle alakalı artı medyumluk konularıyla alakalı. Tabi bu arada bu videoda ben bundan sonra sizlere yeni bir video serisi de yapmayı düşünüyorum. Bu videoda onun bir başlangıcı olabilir. Kendi yaşadığım bireysel olarak kendim yaşadığım veya ...yaşanmışlıklara tanıklık ettiğim pek çok olayı sizlerle paylaşacağım. Kendimi bu konuların içerisinde profesyonel olarak bulduğum ilk yaşlardan itibaren... ...yani 20'li yaşların içerisinde başladığım, tanıklık ettiğim, dahil olduğum... ...ve kendim yaşadığım pek çok deneyimi, gözlemlediğim şeyleri de sizinle paylaşacağım... Çünkü bunlar e, gerçek yaşanmışlıklar. E, mışlarla mişlerle anlatmayacağım size. Çünkü bu konularda herkes mışla mişle hareket ediyor. Şurada şöyle olmuş, burada böyle olmuş. Ya da kendi kafasına göre bir takım yorumlar da yapabiliyor. E, tabii ki daha materyalist bakış açısına sahip insanlar e, bu konularda e, çok da... E, açık fikirli olamıyorlar. Ee, öncelikle astral seyahatlerle alakalı bir şey söyleyeceğim. Şimdi astral se seyahat dediğimiz olay. Hani ben daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Her gece herkes astral seyahat yapar. Aslında bedeninden çıkar. Bir çeşit beden dışı deneyimdir. Bunun diğer adı da budur. Beden dışı deneyimin de farklı farklı şeyleri var. Yani bir Yaşadığınız ortamda uykunuz sırasında kendi bedeninizden çıkarsınız kendinizi seyredersiniz. Bu böylesi vardır. Bir de e, tamamen astral bedeninizde veya eterik bedeninizle beden dışı deneyim yaşayarak kendinizi çok farklı yerlerde bulmanızla alakalı bir e, şeydir bu süreçtir. Kimisi e, bir takım yerlere gider, bir takım yerlerde gezer, e, kimisi görev yapar. Şimdi bu gezdiğimiz, gördüğümüz yerler genellikle bizim duygusal anlamda bağımız olan yerlerdir. Yani daha önce gördüğümüz, bulunduğumuz veya görmeyi çok merak ettiğimiz orayla ilgili görselleri daha önce çok kez gör, görüp de hafızamıza kazınmış, Bilinçaltı kayıtlarımızda var olan yerlerdir bunlar. Yani hani e, görmediğiniz, bilmediğiniz bir yere gitmek çok daha zordur astral seyahatlerde. E, sadece görevli olarak belli bir takım yerlere çekildiğinizde zaten orada yukarıdan ilahi mekanizmanın sizi yönlendirmesiyle yapılan şeylerdir bunlar. Ama onun dışında Şimdi ben kalkıp bu astral seyahat yapacağım. İşte bilmem nereye gideceğim, şuradaki gizli bilgileri alacağım veya şu kişi ne yapıyor bakayım onu takip edeceğim. Şimdi burada evrensel bir düzen, evrensel bir sistem içerisinde hiç kimse e, bir başkasının özel alanına girmeye hakkı yok. Hiç kimsenin yok böyle bir hakkı. Özel alan vardır. Yani. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Mesela bazen insanlar şey korkuyor. İşte benim meleklerim var, meleklerim benimle birlikte falan filan. Ee, yani siz eşinizle sevgilinizle bir cinsellik yaşarken melekleriniz sizi seyredemez. Ya da tuvalete girdiğinizde öyle bir şey yok. Yani bu konularda rahat olun. Dolayısıyla bakın ilahi sistem içerisindeki şeyden bahsediyorum ben. Yani Şimdi siz kafayı birisine taktınız, ben gideceğim, bakacağım. Yalnız mı uyuyor? Yanında birisi var mı yok mu? Böyle bir şey yok. Bunu yapamazsınız. Çünkü onun özel alanına e, girmektir ve bu yasaktır. Ancak kimlerle, kimlerin e, yanına gidebilirsiniz? Bu da e, siz istediğiniz zaman e, olması e, genellikle çok zordur. Mesela aranızda çok derin bir sevgi bağı vardır. O kişiyle çok yakınsınızdır. Herhangi bir şeyini hissedersiniz. derdini sıkıntısını, bir problemini. Ona doğru çekilirsiniz. O da sizi düşünüyordur. O da kapıyı açmıştır. Bu şekilde bir şeyin sonrasında ona doğru çekildiğiniz için... ...gece uykunuzda onun yanına gidebilirsiniz, onu görebilirsiniz. Ama işte gideceğim bakacağım ne yapıyor ne ediyor şeklinde bir astral bedenle astral çıkış yapma durumunuz yok O olursa da bunun ciddi bir şeysi var e, bu bir suç aslında yani evrensel yasalara e, insanların alanlarına sınırlarına müdahaledir bu ciddi anlamda da karma oluşturur böyle bir şey yapamazsınız Şimdi işte e, birilerine çok para verip de bu astral sertleri yapan kişilere bir takım e, gizli sırları, gizli bilgileri almaları iste, e, istenebilir. Ya da işte e, herhangi bir e, guru'dan böyle bir şey istenebilir şeklinde bir... E, konuşma olmuştu Ayhan Bey'le beraber konuşurken şimdi e, öncelikle şunu açıklayayım herhangi bir guru'ya siz önünüze, önüne isterseniz bir çanta dolusu para koyun asla asla o, o guru kalkıp da e, herhangi bir şeyin formülünü veya herhangi bir yerdeki gizli bilgiyi almaz. böyle bir şey yok yani e, olayın etik değerlerine aykırı bir şey zaten o, o kişinin ne gururluğu kalır ne maneviyatı kalır tamamen olay çok çok farklı bir yöne döner şimdi çok çok uzun yıllardır yani 100-200 yıl yani uzun yıllardır derken bizim bildiğimiz bu 100-200 yıldır falan yapılan bir takım çalışmalar var Amerika'da ve Rusya'da bu çalışmalar e, devlet tarafından yürütülen ee, ve çok gizli projeler halinde yürütülen çalışmalar şimdi bu projeler gerçekten devlet tarafından yürütülen ve çok çok uzun yıllar alan üzerinde çalışılan e, ve e, pek çok çocuğu da mağdur eden projeler çocuğu diyorum şöyle mesela e, bu projede medyumik yetenekleri olan çocuklar daha anne karnında tespit ediliyor. Yani annesinde diyelim ki medyumik bir takım özellikler var veya babasında Hamileliği sırasında bebek daha kadın otomatikman bu şeye dahil oluyor, bu projeye dahil oluyor. Belli bir tesisin içerisine alınıyor, dünya ile bağlantısı kesiliyor. Çocuğun doğum anına kadar bebeğe zaten orada başlıyorlar çalışmaya. O çocuk doğduğu andan itibaren de annenin elinden alınıyor ve orada o ıı, tesiste ıı, direkt bu amaçlar için yetiştiriliyor. Çok çok ağır işkenceler görüyorlar, acı çekiyorlar ıı, sürekli olarak kendilerine eziyet ediliyor, aç bırakılıyor, uykusuz bırakılıyor, şiddet görüyorlar. Psikolojik ve fiziksel şiddet de görüyorlar. Bunlara her türlü eziyeti yaptıklarından bu çocukların tabii o şeyle duygusal travmalar veya işte şey yaşadıkları derin acılarla bir takım duyularının daha da açılmasını sağlıyorlar aslında böyle bir Amaç da var. Ee, bu konuyla alakalı olarak Netflix'te bir tane dizi yayınlanmıştı. Stranger Things diye. Onun o, o dizinin ilk sezonunda bu konu çok ciddi anlamda paylaşılmıştı. Yani bu konudan ve bu durumdan esinlenerek yapılmış bir dizidir. Tabii sonrasında olay çok farklı yerlere gitti ama burada anlatılan olay aynen budur. Yani mesela Montauk Projesi diye bir proje var. Burada da Çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren e, belli bir tesiste bunu e, anlatan kişiler de var. E, tutularak çok ağır ağır şartlar altında e, çalıştırılıp, bunlarla telepati, e, astral seyahatler, beden dışı deneyimlerle alakalı e, bunlardan bilgi almak ve bu kişileri bunlar için. Kullanmak amacı güden bir şey, projedir bu. Bu projeden sağlam kalan çok çok az çocuk var. Çok küçük yaşlardan itibaren orada tutulup dayanamayıp çok erken yaşlarda ölen işlerinden ancak belki bir veya iki tanesi kurtulan deneylerdir bunlar. Şimdi bu çocuklara neler yaptırıyorlar? Farklı bir odada bulunurken öbür taraftaki yani iki tane oda var farz edelim. Diğer tarafta bir takım renkler, semboller e, herhangi bir kişiye gösteriliyor veya o, 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 o gösterilen sembolleri diğer odadan algılıyor mu, algılamıyor mu, onları biliyor mu, bilmiyor mu? Yani bu şekilde telepati deneyleriyle başlıyor olay sonra çok çok daha farklı yerlere gidiyor. Şimdi bu kişiler metafizik istihbaratta ciddi anlamda kullanılıyorlar. Böyle bir olay var. Bu çok uzun zamandır yapılan bir şey. Amerika ve Rusya bu konularda çok çok özellikle ciddi çalışmalar yapıyorlar. Hatta dünya dışı varlıklarla iletişim kurma, onların teknolojilerini alma veya onların bir takım e, faaliyetleriyle ilgili bilgi alma konusunda da kullanılıyor bu kişiler. Aynı zamanda belli kişilere uzaktan e, düşünce yoluyla, telepatik olarak e, manipülatif bir takım e, duygular, düşünceler gönderme, İnsanların kendilerini farklı şekillerde hissetmesi. Genellikle bunlar dünya üzerindeki belli başlı ülkelerin liderlerine de yapılan şeyler, çalışmalar. Yani kendisinin seçilmiş kişi olduğu, çok özel bir kişi olduğu ve bununla beraber de çok farklı bir takım yönlendirmelerin yapıla, yapıldığı çalışmalar var. Şimdi çalışmalar yapılıyor, oluyor. Uzun süredir de yapılan, de, deneyimlenen şeyler bunlar. Şimdi herhangi bir formülü almak veya herhangi bir bilgiyi sızdırmak için bu kişiler e, astral seyahatler, beden dışı deneyimler yaşıyorlar. Gittikleri ortamda orada gördükleri şeyleri bu tarafa aktarabilirler. Ama şimdi oraya bir fizik bedenle gidilme durumu olmuyor. Sadece bir enerji varlık olarak gidiyor o kişi. Gittiğinde sadece gördüğü belli şeyler kısıtlıdır. Gördükleri kısıtlıdır. Gördüklerinin görsel hafızasıyla bu tarafa geldiği zaman hepsini tamamen aktarması mümkün değil. Bu bir. İkincisi ee... Böyle önemli bilgilerin veya işte e, formüllerin saklı olduğu yerlerde tamam çok ciddi güvenlik önlemleri var ama aynı zamanda da e, her frekanstan e, korunma yöntemleri de var. çeşitli frekanslarla korunma yöntemleri de uygulanıyor. Yani öyle önüne ge önüne gelen ne? kalkıp da e, gidip e, herhangi bir şekilde. Ben gideyim şuradan şu bilgi hırsızlığı yapayım diyemez. Bu arada bu tesislerde e, tutulan çocukların dışarıda bütün bağları kesilmiş vaziyette. Hayatları boyunca e, dışarı çıkamıyorlar. Sürekli orada yaşıyorlar. Ve oradaki görevliler işte bilim adamları veya işte kendisinden sorumlu kişiler direkt onlarla ilgileniyor. Orada bulunan çocukların kendileriyle bile birbirleriyle iletişim, iletişimleri son derece kısıtlı. Tam anlamıyla bir hapis hayatı yaşıyorlar. Dolayısıyla da çocuklar hayattan, dünyadan kopmuş vaziyetteler. Ve bu şekilde büyüyorlar. Yapılan işkencelerde tabii ki eee Yaşadıkları eziyetler bunların bir çeşit çıkış yolu oluyor. Astral çıkışlarla, astral seyahatlerle, beden dışı deneyimler yaşayarak e, kendilerini bu e, kapandan, bu kaostan kurtarmaya çalışıyorlar. Bu şekilde de astral seyahat yetenekleri gelişiyor. Şimdi bunun dışında astral seyahat yapmak için belli başlı şartlar gerekir. Biraz önce de bahsettiğim gibi bilinçli astral seyahatten bahsediyorum. Eğer bir yere gitmek istiyorsanız herhangi bir e, kafanızda çok e, bulunmak istediğiniz bir yer varsa oranın görsel e, orayla görsel anlamda daha önceden e, bir şekilde bağlantı kurmuş olmanız lazım. Yani daha önce gitmiş olduğunuz, çok sevdiğiniz, çok beğendiğiniz eee orada dolaştığınız, işte kokusunu aldığınız, ellerinizle dokunduğunuz veya her şekilde orada fiziksel bir bedenle bulunduğunuz bir ortam olursa gittiğiniz yer, daha önceden gittiğiniz yer, orayla daha çabuk bağlantı kurarsınız. Ama daha önce hiç görmediğiniz, daha önce hiç bulunmadığınız sadece işte internette, veya farklı bir takım görsellerde onların resimlerini gördüğünüz bir yerse orayla bağlantı kurmak daha zordur. Ama yine de eğer böyle bir şey istiyorsa kişi astral seyahat yapmak isteyen bir kişi diyelim ki ben işte Mısır'a gitmek istiyorum ben Roma'ya gitmek istiyorum orayla ilgili olarak bir takım çok şey görüntüleri meditasyon sırasında bunların üzerinde meditasyon çalışması yaparak o görsellerle bağ kurarak kendisini orada imgeleyerek öyleyse hemen bir kerede de olmaz bu Uzun süren bir çalışma ve e, bilinçaltına, görsel hafızaya o görüntüyü kaydedip onun üzerinden çalışması gerekir. Ha, ama onun dışında insanlar yine dediğim gibi bilerek veya bilinçli veya bilinçsiz olarak e, bir yerlere gidebilir. Uykusu sırasında bedeninden çıkıp evde dolaşabilir, İşte kendisine yukarıdan bakabilir. Dünyaya yukarıdan bakabilir, kozmozda gezebilir, farklı yerlere gidebilir, paralel evrenlere kadar gidebilir. Paralel evrenler farklı boyutlarda da seyahat edebilir. Şimdi bizim mesela paralel evrenlerdeki farklı bir ben var. Eğer kişinin o, o ki, e, fark, paralel evrendeki kendisiyle arasında herhangi bir bağ oluştuysa, onu hissediyorsa ya da o kişinin herhangi bir şekilde bir yardıma ihtiyacı varsa çok büyük sıkıntısı varsa ve kişinin hisleri e, algıları güçlüyse o tarafa doğru çekildiğini hissediyorsa e, paralel evrendeki kendisine bile gidebilir çok çok normal olması mümkün şeyler bunlar. Yani kişiden kişiye değişen bir olgudur bu. Bazen rüyanızda kendinizi çok farklı birisini kendiniz olup da farklı hissettiniz. Mesela dışarıdan baktığınız bir rüyanın içerisinde bulabilirsiniz. Mesela karşınızda bir kendiniz var ama o sizin şu andaki kendinize benzemiyor. Farklı bir siz var orada. Eee bu tarz rüyaları olanlar bunu bilir. Çok farklı bir durumda, çok farklı bir takım deneyimler yaşıyor. Ve siz orada onu dışarıdan seyirci olarak görebilirsiniz. Bunlar da aslında paralel evrenler veya farklı realitelerle yapmış olduğunuz yolculuklardır aslında. Astral'da. Şimdi astral seyahatlerde dediğim gibi istediğiniz ortama girip elinizi konunuzu sağlayıp dolaşıp bilgi hırsızlığı yapamazsınız. Hiç kimsenin özel alanına ta, haneye tecavüz, gibi yani özel alana tecavüz edemezsiniz. Ee, bu ciddi anlamda evrensel yasallar gereği zaten olması gereken bir şey ve bu kesinlikle e, size ciddi anlamda cezalandığınıza sebep olacak davranışlar tutumlar ama e, mesela ben öyle e, mesela biz bilinmeyen dergisinde ile beraber e, çok e, gerçekten değişik deneyimler yaşadık eee çok fazla medyum, çok fazla ruhsal celse, medyum tanıdık, çok fazla ruhsal celseye katıldık. Hatta pek çok benim vasıtamla da ruhsal celse yapıldığı dönemler oldu. Şimdi bizim İzmir'de, o da o zamanlar karşıya kadardı sanırım, tanıdığımız, gidip görüştüğümüz, çok çok güçlü bir medyum vardı ki ismi Sevgi çağıldı kişinin. Ben hayatımda bunun kadar güçlü bir medyum hiç tanımadım. Kendisi vefat etti. Ve yaşadığım şeyler gerçekten inanılmaz şeylerdi. Mesela o birlikte yaptığımız çalışmalardan bazılarından işte uyutularak yani hipnozla veya işte kendi kendisi bir, şekilde astral seyahat yapabiliyordu. Ya uyutarak bir yerlere gönderiliyordu. Yani gönderiyorduk mesela o çalışmalar da oldu ama kendisi de direkt uyuyup beden dışı deneyim yaşıyordu. Şimdi Sevgi Hanım e, mesela bir sahil, bir deniz kıyısı, bir okyanus kıyısı bir yere tam olarak yerini bilmiyorum. Öyle bir yere gidip e, orada bulunmayı istedi. Biz de dedik ki tamam sen öyle bir yere gideceksin ama bize kanıt lazım gerçekten oraya gidip gitmediğine dair. Tamam dedi size kanıt getireceğim. Fransa geçti, astral beden çıkış yaptı, beden dışı deneyim yaptı. Sonra birden bire kendine geldi, uyandı, oturduğu yerde koltukta elini havaya kaldırdı. Avucunun içerisinden deniz suyu ve deniz kumları dökülüyordu. Ben bunu kendi gözlerimle gördüm. Denizin içine elini daldırmış. Gelirken oradan deniz suyu ve deniz kumu getirmişti. Kendisi gerçekten çok güçlü medyumdu. Mesela bazı ruhsal celselerde, ruhsal irtibatlar sırasında e, ağzından sigara dumanına benzeyen beyaz bir hani bu buhar makinelerinin püskürttüğü buhar beyazdır. Öyle bir buhar gibi bir şey çıkıyordu. Havada e, bir yerde toplanıyor. E, sonra o bir form buluyor. Bazen hmm. oraya çağrılan kişinin yüzü veya onun genel olarak fiziksel formuna da bürünebiliyordu. Buna ektoplazma deniyor. E, bu tarz apor apor elden e, Su, yani gittiği yerden e, bir şeyler getirdiğinde e, e, o getirilen şeyi tanımlayan kelimedir. Apor yaratma veya apor e, getirme. Bu ağzından nefes çıkar gibi e, o dumanımsı şey havada hafif böyle sanki köpüğümsü gibi Sigara dumanının birazcık daha yoğun şekli gibi öyle bir e, oluşum e, materyalize oluyordu ve bize çağrılan kişinin ruhsal görüntüsünü yansıtıyordu. Bu tarz şeyler deneyimliydi. Hani öyle bir kere iki kere falan da değil. Hani öyle masalar kalksın sandalyeler havalansın tamam bu tarz şeyler de olabiliyor ama yani... Ne? Bu söylediğimiz olay gerçekten çok çok e, ciddi vakalar, çok çok ciddi şeyler, e, deneyimler. Sevgi Çağal'ın bu apor ortaya çıkarma veya medyum medyumik e, casalardaki ektoplazma oluşumları mesela ciddi anlamda çok fazla enerji tüketmesine sebep olan şeyler. Yani e, aslında orada ee, gelen ruhsal varlık e, kendisini e, görüntülemek isterse eğer herhangi bir görüntüye sahip olmak isterse oradaki medyumun enerjisinden kullanır hatta o ortamdaki kişilerin enerjisini de çekebilir. Yani eğer çok güçlü bir bağlantı kurmak istiyorsa bu şekilde yani siz ona kendini göster derseniz o ortamda bulunan medyumun veya kişilerin enerjisini kullanarak onlardan enerji çekerek de bunu sağlıyor. E, tabii ki bu medyum için de aslında çok çok yorucu bir deneyim. Bu deneyimden sonra e, medyum ciddi anlamda e, enerjisi tükenmiş bir halde uyanır. E, hiç de e, kolay bir şey değildir bu kolay bir deneyim değildir. Şimdi bu konularda deneyim olmayan insanların genellikle tabii ki bakış açısı bizden daha farklı. bunları tanıklık etmeyen insanların bu konulardaki düşünceleri tabii ki çok daha farklı olabilir, algıları çok daha farklı olabilir. Ama hani astral seyahat yaparken insanların duvarlardan, kapılardan, pencerelerden geçemeyeceği, geçmediği gibi bir durum yok her yerden geçebilir. Çünkü orada enerji beden hareket ediyor kişi. Madde de enerjinin katı bir formudur. Aslında madde de enerjidir ama onun katı bir formudur. Biz burada fiziksel bedenimizin baş kurtulup da sadece enerji beden olarak çıktığımız zaman böyle duvarmış, kapıymış, pencereymiş bunlar bizim için e, aslında görünmez hale geliyor yani e, ya da sadece hani bir perdeyi aralamak gibi veya e, suda yüzmek gibi e, bu kadar e, o madde formları inceliyor çünkü orada yüksek bir frekansla yüksek bir titreşimle yapıyor kişi bu deneyimleri veya bu gidişlerde yani tamamen ruhsal enerjisi serbest kalıyor. Enerji planında yaptığı için maddeyle alakalı olarak maddenin katı formunun onu etkilemesi gibi bir durum söz konusu değil. Yani çok çok kalın çelik kapılar işte çok güçlü güvenlik şeyleri falan olabilir. Ee, ama burada zihin çok önemli. Zihnin gücü çok önemli. Mesela Herhangi bir şey düşündüğünüz zaman kafanızda orayı nasıl canlandırabiliyorsanız eğer bunu yapabiliyorsanız oraya astralda da gidebilirsiniz. Anlıktır bu. Çok doğal. Ama bunun tabii ki e, teknikleri var veya işte bunun üzerinde kişinin çok çok çalışması gerekiyor. E, bu tarz şeyler öyle hemen e, kolayca olabilecek şeyler değil. Sadece ben bugün bunları anlatmak istedim. Anlatmak istememin sebebi de şu. Bu konularda e, yanlış bilgilendirmeler olabiliyor, yanlış e, yorumlar olabiliyor. İnsan nedense bu beden, bedenin içerisinde kendisini biliyor. Kendisinin bu bedenden ibaret olduğunu düşünüyor. Etrafında bütün gördüğü her şeyin maddeyle oluşmuş bir ortam olduğunu görüyor. Yani... İnsan bu boyut titreşimindeyken etrafında gördüğü her şey de bu üçüncü boyut titreşimindeki tamamen madde boyutundur. Madde boyutundan oluşmuş bir e, ortamdayız. Kendi bedenimiz, etrafı algılamamız, her şeyimiz e, bizim bu üçüncü boyut ile alakalı olarak e, bu şekilde. Ama biz kendi bedenimizin dışında aslında e, ruhsal varlıklar olduğumuz, aslında enerji varlıklar olduğumuz ve iklimizin, düşünce gücümüzün veya yaratım gücümüzün, hayal gücümüzün bizi istediğimiz her şekilde, her yere yönlendirebileceği ve bu beden dışında da pek çok yerde var olabileceğimiz. E, fikrinden veya bu bu olgudan uzak tutuyor. Bunu algılama konusunda zorluk yaşıyoruz. Biz ne zaman kendimizi ruhsal bir varlık, aslında gerçekten enerjitik bir varlık, bir enerji formu, bir kılıf kılıf kuşanmış bir bedene girmiş bir enerji formu olarak anlarsak, o zaman her şey bakış açımız çok çok daha farklılaşır. Astral seyahatlerde bazen e, bizim ruhsal e, bilincimiz, ruhsal datamız, ruhsal varlığımızın kayıtlarında var olan, daha önceki yaşamlarda gittiğimiz, bulunduğumuz, oralarda bir takım şeyler deneyimlediğimiz yerlere karşı da bir çekilim olabilir. E, oralara da gidebiliriz astral seyahatte. Mesela bu hayatınızda hiç gitmediniz. Diyelim ki İtalya'da, Roma'da veya işte herhangi bir farklı bir yerde bir anda kendinizi bulursunuz. Çünkü orada zaten daha önce bir yaşanmışlık hissi vardır sizde. Onu bilirsiniz. ve daha önce yaşamış olduğunuz yerlere gidersiniz. Bulunduğunuz yerlere. Orada hayatınız olan, oralarda dolaştığınız her şeyini sanki çok iyi biliyormuşsunuz gibi hissettiğiniz yerlerdir buralar. Ruhun aslında sınırları yok. Bizler tarafından bilinmezliği çok çok fazla. Ruhun sınırları yok derken ruh evrensel bir varlık zaten. Ruh özgürdür. Ruhun Tüm kozmozda, tüm yaratılmış alemlerde e, sınırsızdır ulaşabileceği yerler. Ancak şöyle bir durum var. Bizim özgürlüğümüz başkalarının sınırlarının başladığı yerde biter. Başkalarının enerji alanlarına, başkalarının özel hayatına, sınırlarına giremeyiz. Ama kozmik olarak zaten hepimiz ee, evrensel varlıklar olarak çok ciddi, çok büyük bir hareket kabiliyetine sahibiz. Düşünce gücümüz e, bizi hemen her istediğimiz yere götürebilir. Ee, her yerde bulunabiliriz. Ama kimsenin özel alanına girmeden, sınırlarına girmeden. Hani şimdi birileri bir şeyler anlattığı zaman sizin hadi canım olur mu öyle şey ya da böyle şey mümkün değil dediğiniz pek çok olay yaşadım ben. Bu nedenle ne? size bunları anlatıyorum, anlatacağım da bundan sonra. Bir de farklı bir konu var. Bizim aslında duru olarak nitelendirdiğimiz bazı durumlar da aslında zihin sıçramasıdır, bilinç sıçramasıdır. Yani e, altıncı hissi kuvvetli, dürügörü, yeteneği olan e, kişilerin sıklık yaşadığı bir şeydir bu. bu Ben size mesela bununla ilgili bir örnek vereceğim. E, yani e, 1985-86 yıllarıydı sanırım, kış günüydü. E, ya Ocak ya e, Aralık ayı tam olarak hatırlamıyorum şu anda. E, biz Atabey ile beraber Efes Meryem Ana'ya gidiyorduk. Ee, yolda, arabada, arkada bana birden bir ağırlık çöktü. Genellikle bu tarz böyle birden vizyon görme durumu ortaya çıktığında herkesde böyle bir ağırlık çökme durumu olur. Birden ağırlık çöktü, gözlerim kapandı ve o sırada bir şey görmeye başladım ben yerden yukarı doğru havalanmış çok hızlı hareketle çok büyük bir hızla ve arkasında çok büyük bir e, motor şeyisi bırakarak yani hani ışığı bırakarak yukarı doğru çıkan e, bir uçak gördüğümü söyledim. Dedim bu uçak havaya doğru gidiyor. Yani yatay değil yere paralel olarak gitmiyor. Direkt yukarı doğru havalanmış ve yukarı doğru çıkıyor. Sonra birdenbire eğilmeye başladı. Tam eğil tam böyle eğilmeye başladığı anla da birdenbire burada patlamalar oldu. 2-3 parçaya ayrıldı. Eyvah içinde bir sürü insan vardı. ha sonra dedim ki bunun içindeki insanlar hepsi alınmış, hepsi kurtarıldı. Atatürk e, Allah Allah acaba neydi falan dedi. Sonra akşamleyin biz eve döndük. Aradan baya bir zaman geçti bu arada. E, haberlerde bir baktık. O gün Challenger'ın havada infilak edişiyle patlamasıyla alakalı görüntüler var televizyonda. Şimdi şey olarak baktığımız zaman aramızda tabii Amerika ile bulunan saat farkını falan da gözetirsek. Olay olmadan e, bir iki saat öncesine denk geliyor. Ben bu olayı direkt görmüşüm. E, bu e, çok aslında e, hani önemli bir olay ve e, bununla alakalı olarak da e, bu nasıl gelişiyor, nasıl oluyor? Mesela çok araştırdık ama. Bunun tamamen e, kişinin algılarıyla veya e, herhangi bir e, ortaya çıkacak önemli bir meydana gelecek önemli bir olayın öncesinde sezgisel olarak bunun gösterilmesi şeklinde bir yorum yapabildik. E, i̇nsanın zihninin ne zaman nereden nereye sıçrama yapacağı, hangi şartlarda, ne şekilde bunun çalışacağının belli bir şeysi yok as. E, herkes her an bir şeyleri görebilir. Bir anda uyku basar, ağırlık çöker. Ay Şuraya bir yazı atayım, uykum geldi der, uzanır. O sırada bir şeyler görür. Bakın bu tarz şeylere dikkat edin. Genellikle çok haberci veya size haberci bir takım vizyonlar olabilir. Haberci rüyalar görebilirsiniz öyle zamanlarda ya da size ciddi anlamda bir takım bilgi aktarımları da olabilir. Yani şimdi burada Ruhun ne zaman nereye gideceği, nereyle bağlantı kuracağı, e, neler yaşayacağı, neler gözlemleyeceğini biz bilmiyoruz. Bunlar anlık, yani spontane gelişen şeyler. Bu şekilde vizyonlar gören bir takım e, işte e, olaylara tanıklık eden de bir sürü insan var. Bu da aslında burada bir bilinç titreşi. Yani oradaki o olayı olduğu anda veya olmadan önce çünkü biliyorsunuz ruh, ruhun şeysi yok sınırları yok biraz önce de bahsettim ve her şey anda aynı anda yaşanıyor zaman boyut mekan, farklılığı diye bir şey yok. Dolayısıyla da. Bu bilinç sıçrayışları veya astral çıkışlar işte beden dışı deneyimler her zaman için insanların yapabildiği ve e, e, deneyimleyebileceği şeyler. Pek çoğunuzda bu tarz şeyler oluyordur. Ama bunların ne şekilde adlandıracağınızı bilemiyorsunuzdur. Hatta bunlardan korkuyor da olabilirsiniz. E, burada kendinize dönerek yani bu e, gördüğünüz şeyler, eğer çok çok olumsuz şeyler görürseniz, gördüğünüz şeyler için e, bu rüyalar için de geçerli bu arada. Yaşadığınız olumsuz deneyimler için ve gördüğünüz olumsuz rüyalar için onları anında iptal etmeyi seçin. Veya o olaya e, evrenden şifa enerjisi talep edin. Yani e, Üzerinde çok çok fazla da oturup da çok fazla odaklanıp oldum olacak mı şeklinde bir şeye girmeyin ruh haline girmeyin olayı daha da fazla tetiklersiniz veya onu daha çok kendinize çekersiniz bu gördüğünüz olumsuz rüyalar. Ben bu tarz örneklerle bundan sonra size bu şekilde videolar yapmaya da karar verdim yaşadığım deneyimleri paylaşacağım sizlerle. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Takipte kalın. Videolarımı seyrettikten sonra eğer beğendiyseniz beğendim demeyi ihmal etmeyin. Eğer hala abone değilseniz de abone ol tuşuna tekrar söylüyorum. Basabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.